Sevgili dostlar hepinize selamlar hepiniz hoş geldiniz efendim yepyeni bir video ile karşınızdayım sevgili dostlar bu videomuz güç listesi videosu tier list videosu Montan Play'deki Bannerlord'daki en güçlü medeniyetlerin en sağlam askerlerinin güç sıralamasını kendimizle değerlendireceğiz süper güçlü güçlü orta sıradan ve tercih etmiyorum şeklinde değerlendirip Calradia'nın en güçlü askerlerini bu videoda sizlerle beraber seçeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakalım efendim umarım keyifli güzel bir video olur. Şimdi öncelikle benim süper güçlüye garanti alacağım bir eleman var. Kuzeyit Kağan Muhafızı abi. Kuzeyit Kağan Muhafızları ve Kuzeyit'in atlı okçuları hangi zorluk seviyesinde olursanız olun kesinlikle çok kuvvetli. Yani çok bir antisi yok büyük atlı okçuların. Ya yani mızraklı adamlar mızraklı piyadeler desen etraflarından dolanarak okluyor. Süvarilerde sen süvarileri kesebiliyorsun. Bakın Umay Hatun diye bir serimiz vardı. Ana kanalda oynamıştık ve bütün herkesi idam etmeyi amaçlıyorduk. Müthiş bir seriydi. Full atlı okçu dizdik. İlk başta geri çekile, çekile 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 süvarileri kesiyorsun. Ardından gidip ordunun etrafında döne 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 malamat ediyorsun adamları. Net. Net. En iyi asker Kuzey Kuan muhafızıdır. Bence. Sonrasında bunun yanına bence Batanya Fiyan şampiyonu eklenir. Batanya Fiyan şampiyonları hem kılıç taşıyorlar böyle kılıcıyla mili olarak dövüştüğünde yakın dövüşe girmek zorunda kaldığında çok baldırıcı ve savunmasız kalmıyor. Hem de kodunu indiriyor. Net bir şekilde bu ikisini ben Estiyar'a gönül rahatlığıyla alırım. İmparatorluk lejyoneri bence güçlü. Yani çok güçlü kategorisini almam günün sonunda birebir vuruşacak. Yani birebir savaşacak. Evet zırhları çok kaliteli, kullandığı silahlar çok kaliteli, itemleri çok kaliteli. Ama bence imparatorluk lejyonerinin yeri güçlü de kafa kafaya dövüşür, halleder. Ama böyle bir Kuzeyit Kağan Muhafızı ve Batanya Fiyan Şampiyonu gibi imhatimi de değil bence. Arkadaşlar Sturgeon Spearman. Yani Kimine göre en güçlü piyade. Ama bana göre lejyonerle kafa kafaya kapışır. Sturgia mızrakçısını baya baya övüyorlar. Baya seviyorlar. Özellikle Sturgia piyadelerinin kalkan duvar formasyonunda birbirlerini tamamlamaları. Hani çok müthiş bir kalkan duvar düzenleri var. Ben kendisini güçlüye koyardım ama Sarkan'ın bak infodan diyor ki. Sarkan'ım infodan en iyisi diyor. Sarkanım süper güçlü diyorsa doğrudur. Süper güçlüdür. Ama bence lejyonerlerle kafa kafaya girerler ya. Lejyonerler de kötü değil şimdi de. Evet yani Sturgia bence burada olabilir. Neyi banlayayım? Al Yani Lejyondan çok bir farkı var mı yok mu bilmiyorum dediğim gibi. Başka başka başka. Ee, zırhlı kuzey tatlı okçuları. Bunları güçlüyü alırım. Yani bir kaan muhafızı kadar değiller. Tamam. E, atlı okçuların olayı kalabalık olup ok sıkması ama bence kaan muhafızı kadar olamaz. Lejyonerin kenarına alırız diye tahmin ediyorum kendisini. Güçlü kötü bir ünite değil. Güçlü Memlük atlı okçusuna ne diyeceğimi bilemedim. Kullanmadım memlük atlı okçusunu. Yani bilmiyorum. Tercih etmiyorum ama koyacağım ama. Hani kötü olduğundan değil. Orta sıradan ya da yani. Tercih etmiyorum en kötüsü gibi mi gözüküyor burada? Tercih etmiyorumdan ziyade kullanmadım mı desek acaba? Ya yani şimdi güç sıralaması olarak yapacak olsak. İlla ki birine güç sıralaması diyeceğim. Buna da sıradan değil de kötü diyeceğiz diyelim yani. Mecburum buna puan vermeye. Ortadan girer ya. Ortadan girer. Bunlar benim şahsi görüşlerim tabii ki. Aseray Memlük savaşçıları. Abi çok kullanmadım. Çok kullanmadım Memlük savaşçılarını ama. Kalkanı var mıydı bu agaların? Bence kalkanı yok. Eli baldırı cıbıl piyade ise ortadan giren anca. Malamat olur çünkü. Malamat olur çünkü. Ya ortadan soktum ben bunu ya. Ortadan soktum bak. Sturgia zırhlı Sturgia mızrakçısının ve imparatorluk lejyonerinin en güzel özelliği kalkanı var. Savunmada iyi. Tamam Aseray Memlük e, gardiyanı Birebir de öttürür belki ama birebire bire kadar yaşayabilirse. Yanaşabilirse iyi hat yarar. Ama yanaşabilirse. Misal. Asaray Master Archer. Aga kullanmadım. Ha bence sıradan. <laughs> Samet Güngör. Bak Asaray'dan hiç kimseyi almadı yükseğe. Irkçılık yapıyor falan böyle değil mi? Zaten varbant modunda da sarranetlilere musallat olmasından belliydi falan. Ya bilmiyorum ama bak bir şimdi misal imparatorluk saray muhafızıyla aseray okçusunu yan yana koyduğumda bence imparatorluk saray muhafızı ortaya çıkar. Ama yani aseray okçusu bilmiyorum bana aseray okçusu sıradan gibi geliyor. Aseray okçusu bayağı iyi. Deneyimlemek lazım demek ki. Asaray süvarileri. Abi Asaray'ın süvarisini ben çok güçlüye alırım ya. Hani abartı gibi gelebilir size ama ben Asaray süvarilerinden iyi dayak yedim. Ya bence süvarilerin hası Asaray'da. Yani. Bana göre. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Süvarilerin hası Asaray'da diyorum ben. Vurduğu gibi delik deşik ediyor. Asaray Veteran Infantri... Ortaya aldım kendisini. Yani. Katafrak düznik. E, süper güçlü değilse de güçlü. Ama doğru diyorsunuz. Bak eğer katafrakla kıyaslayacak olsam. Nerede imparatorluk katafraktı? Elit katafraktı. Şimdi katafraktan güçsüz mü bu? Katafrak'tan güçsüz mü sizce Asaray Vanguard? Bir de Sturge'ye düzlük şampiyonu var da hiç kullanmadım onu bilmiyorum ki. Aynı. O zaman yani ya Katafrak'tı ve Asaray'ın süvariyi en üste alacağız. Değil mi? Ya da güçlüyü alacağız. Yani süper güçlü kategorisine değil de. Düzlük şampiyonu bunlardan güçlü mü misal? Bu böyle olmaz kullanmadım diye layer oluştu. Ya kullanmasan da aşağı yukarı ölçer biçersin ya. Ölçer tartarsın ya. Bence de zırhtan katafrak kazanır. Kan muhafızı bence okey kanka. kan muhafızı o S tier'dan düşmez. Kan muhafızı Batanya Fiyan şampiyonu ve zırhlı suturgen mızrakçısı. Şu üçü konusunda hem fikir olmayacak adam yoktur. Ama atlılar konusunda bilmiyorum abi. Bilmiyorum bu atlıların hangisi şimdi kullanmadım değil kullandım illa hangisi öne çıkar dersen bence katafrakt Serkan'ımı dediği gibi zırh farkına alır. Katafrakt zırhtan alır yani. Ama bunlar da boş şar değil. Vilandia ben Aa bak Vilandia'nın bir de şeyi var. Banner Knight'ları var. Şimdi bak bu dört atlı arasından Bunlar son kademe atlılar değil mi? Dört tane güçlü atlı arasından. Vlanda'ya Banner Knight da alır bence ya. Vlanda'ya Banner Knight da alır yani. Ben gene zırhtan katafrakta öne koydum. Bunlar da boş şar değil ya da yeni bir slot açabiliyor muyum? Yeni slot ver. Abi yeni slot ver. Yeni slot şey böyle. Çok güçlü. Güçlü değil. Süper güçlü de değil. Çok güçlü. Ben bu atlıların tamamını oraya koyuyorum. Bence atlıların tamamı çok güçlü abi. Ama süper güçlü değil. Bir yukarıdakilerin yanına şimdi hangisini atsan hatırı kalıyor anladın mı? Bir, bir araya bir tiyer koymanın zamanı gelmişti bence. Araya bir tiyer konulurdu. Hocam Batanya'nın atlılarını aranızda övecek olan var mıdır bilmiyorum ama. Yok bu Sturgeon Raider. Kuzeyit. Batanya nerede lan? Batanya'nın atlısını sıradana koyarım ben. Buna bir itirazı olan olur mu? Batanya atlıları bence var olmak için var yani. Batanya'da da atlı var gibi. Sanki şey gibi oldu. Bunların hepsi benim yavrularım. Yani Bence Batanya atlıdır. Ya bak şimdi ortaya çıkarsan ortaya almışız Asaray Memlük şövalyesini. Asaray Memlük gardiyanını. Ne bileyim yani orta değil. Kesinlikle sıradan. Ya Batanya atlılarının sıradan hatta ya kötü atlılar arasından değerlendirecek olursan kötü. Eldeki en kötü atlılar bunlar muhtemelen. Ama genel anlamda baktığın zaman o kadar kötüler mi bilmiyorum. Misal bak Vlandian Guardian, Sturgeon Horse Raider, Kuzeyit atlısı bunların hepsi 5. Sevi şey seviye atlı askerler değil mi dostlar? Bunların hepsi kötü değil ama bence. Yani mesela değerlendirmeyi yapacak olsak nasıl olurduk? Peki bunların hepsi bir şeye çıkabilir mi? Bu e, orta sekmeye çıkabilir mi? Asaray piyadeyi niye ortaya aldın? Kalkanı yok abi. Delik deşik olur. Kalkanı yok ki. Yani parçalar var bence. Yani bir lejyoner değil. E şimdi Sturgia'nın e, mızraklısının da yeri belli. Bence parçalarlar dediğim gibi. Osmanlı modunun linki açıklamada olacak CK3'te. Ey! Lan bu atlıların hepsi aynı bokun fıstık yeşili ya. Ben hepsini sıradana alıyorum hocam. Hiç kimseye kötü demek istemiyorum, tamam mı? Linç yemem inç diye bir kategori açıp Ninja'm <laughs> inşallah diye. Bu atlıların hepsini oraya tıkıyorum ya. Bu atlıların arasında benim en ufak bir fikrim yok. Ama bir fikri de bulunacak olsam yani Vilandian Vanguard buradan yukarı çıkar derdim. Bir tanesini yukarı alacak olsak buradan sıradana koyardım ya da ortaya belki ortaya bile girebilir. Bilemedim. <laughs> Neyse. Linç yemem inç bütün atlıları buraya tıktım. Tamam, fikrim yok diyorum abi. Fikrim yok. Ama batanya atlıları kötü. Şimdi. Batanya atlılarını övdürmem. Batanya'nın şu piyade grubuna ben sıradanı basarım. Flex kılıçlılar eyvallah gelirse yakalar yarar da. Yani bunlara sıradanı bastım ben batanyalılara. Şu Batanya'nın kalkanlısını belki ortaya alırım. Abi Asaray'ı ben güçlüye aldım. Batanya'nın kalkanlısını buraya aldım ya. Yani diğerlerine bakınca Asaray'ın askeri orada şey durdu. İmparatorluk atlı okçusu da bence orta. Orta mı güçlü mü? Orta mı güçlü mü? Orta mı güçlü mü? Hmm. Orta yani Kuzeyt, zırhlı Kuzeyt savaşçısıyla bir kategori daha geliyor değil mi? <laughs> Güçlü değil ama ortada değil falan böyle. Batanya Batanya olalı böyle gömülmedi. Ee, yani şu Batanya yeminlisi değil mi ya? Orta sınıf hak eden. Kalsın ortada ya. Bak imparatorluk manibelontları. Elit imparatorluk manibelontu mu bu? Elit. eliti aldım abi güçlüyü. Elitine net aldım güçlüyü. Bunlar şey yapmıyorlar mı? Fırlatma silahları falan var bunların. Bunlar adam o sürtüyor. Bence bunlar şu orta kademeden daha iyi. Kalkanlı Asaray'da orta. Onu dedim soldan ikinci. Kalkanlı Asaray. Evet ortada işte bak. Sence bu kalkanlı asarı askeri şey mi? Ee, lejyonerlerle falan kapışacak güçte mi? Quad Sword yeminle oluyor. Vahşi yerine bunu mu alalım diyorsun oraya? Wilding. Lejyonerle aynı. Bu. Kral hiç oynamadım da bence değil ya. Hiç oynamadım da bence değil ya. Bak. Bu misal garanti güçlüğe gelir. Sturgia Heavy Axeman. Garanti ben bunu güçlüğe alırım gönül rahatlığıyla. Hatta güçlüden belki bir tık öte. Çok güçlüğe de kayar ama... I -ı. Çok güçlüdeki atlılar iyi. Bu garanti. Bence lejyonerler alır bu arada. Bir ara şey yapalım mı? Eee... Savaş muhabbeti. Savaş muhabbeti dediğim bu Bannerlord'un kapışma modları falan oluyor mu? Ne bileyim 100 Lejoner vs 100 şey. Gerçi şu da önemli hani zaman ve mekan. Savunuyor muydu saldırıyor muydu arazi nasıl? Konum aldı mı almadı mı? Kim saldırıyor kim savunuyor? Bunlar da önemli. Lejon TD2 için tier gelir mi? Baranım sen istersen yaparız da bence Lejon yani hype'ını kaybetti benim kanalda. Çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Hocam şimdi buradan Vlamdian Sharpshooter'ı STR'a koydum. Siz de belki benim göte koydunuz ama abi bu zırh parçalıyor ya. Zırh parçalayıp çatır çutur sıkıyor bu yani bunu bunu şey bak bunu buraya koyamazsın anladın mı? Okey. Şurası güzel. Bu listede bir sıkıntı yok. Ortayı garanti sikertiyor da, ortayı garanti hallediyor bu. Ama güçlü dediğin zaman bilmiyorum yani ya güçlü de ya çok güçlü de ama bence süper güçlü. Vurduğu gibi indiriyor, vurduğu gibi indiriyor. Aynen bak zırhı var, kalkanı var. Bunun misal bir şey var, imparatorluk versiyonu var. İmparatorluk versiyonunu güçlüğü alırız bence. Bunların hem zırhı var. Kılıç kalkanı var hem arbeleti var. Lejyonerden Lejyonerden güçlü değil. Lejyonerden güçsüz de değil de bence aynı güçte. Baya imparatorluğun güçlü askeri varmış ya. Baya baya. Hocam 600-700 saat oynadım da ben askere tıkladım geçtim oturup hiçbiriyle birebir bir münasebetim olmadı. O yüzden benim buradaki deneyimim birazcık daha şey. Mesela Sturgia saf yaranını ben burada güçlüye koyarım. Sen de çok güçlüdür ya da estiyardır bilmiyorum. Kuzeyit Darkan'ı ben tercih etmem abi burada ortaya atarım. Yani şu adamların arasında bu orta mı? Ben net orta. Kuzeyit'in yani atlıları meşhur böyle. Piyadeleri çok çok da şey değil. Kuzeyit Marksman bence orta. Yani buraya tek koyduğumuz okçu var. İmparatorluk arbeletçisi. Ayrıca İmparatorluk saray muhafızı da burada. Şey de burada. Sturgia okçusunu da atarım ortaya. Hiç bunların böyle bir öne çıkan özelliği olduğunu zannetmiyorum. Vlandian Pikeman'ı sıradana yapıştırırım. Biraz serilik kazanalım. vilandiya çavuşu ortaya alırsak ayıp olur. Ya. Vlandia çavuşu güçlü de. Ama şu Vinamlian Vodu geleni bilmiyorum misal. O yüzden bilmediğimden bir ortaya atacağım. Bilmediğim dediğim hatırlayamıyorum karakteri. Sanırım benim son seviye adamların tier listesi bende bu şekilde olur. Atlılara dediğim gibi fikrim yok ama Batanya atlıları net kötü. Kuzey Darkan'ı nasıl orta? Bilmiyorum yani yukarıdaki sıralamaya göre orta. Burada değil bence yeri ya. Bilemiyorum. Vulgar gönderle silah kullanıyor. Okey. Ben, bence hala orta. Ben, bence hala orta. Darkan güçlü, daha iyi. Bilmiyorum dostlar. Sizin listeleriniz değişiklik gösteriyordur. Benim listem açıkçası bu şekilde. Hatta ben burada böyle kullanmayı tercih edeceklerim olsa, kendime bir ordu yapacak olsam bak misal. Yeni bir kategori oluşturuyorum video bitmeden diyorum ki kendi ordum. Benim kuracağım ordu şu şekilde olur bak. Niv değil ulan bu kendi ordum değil. Süper güçlü bu. Bu da benim ordum. bak benim ordum ne şekilde olur biliyor musun? Gözüküyor mu kameradan gözüküyor. Hoca imparatorluk. Kuzey Kağan muhafızını aldım. Batanya Fiyan şampiyonunu aldım. Piyade olarak bunu aldım. Vlandian Sharpshooter'ı aldım. İmparatorluk elit katı fraktını alırım. Başka ne alırım? Piyadan var, okçum var, atlım var, atlı okçum var. Bu beşi. Ha illa araya bir şey girecek olsa bir de lejyoner alırım. Bu kadar. Bu kadar abi. Bu, bu altısını alırım ben. Bu altısını alırım. Onun dışında geri kalan adamlar beni ilgilendirmiyor. Evet sevgili dostlar. Böylelikle Bannerlord'daki en yüksek kademe orduların e, tier listini yapmış olduk. Bana göre liste bu şekilde. Ama <laughs> çok 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 fazla insan benimle hemfikir değil anladığım kadarıyla. Sanırım arkadaşlara göre hepsini güçlü kategorisine doldurup sadece şu iki atlıya gömmek konusunda hemfikir kaldık. Batanya atlıları dışında kimseye kimsenin gönlü razı olmadı yani sıradana ya da diğerlerine konulmasına. Ama bence süper güçlüler konusunda hem fikiriz. Ben çok güçlüler konusunda da hem fikiriz diye düşünüyorum. Ne bileyim yani buradaki adamların hiçbiri güçsüz değil bence. Yani Darkan'la şu Aser Ayrı konusunda böyle bir şey oldu. Burada gönüller bir rahatsız oldu. Onun dışında da bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Her neyse. Vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bay bay.